Merhaba arkadaşlar, 27 Ekim Cuma İngiltere Lingfield'dayız. Orada 8 koşu olsa da TCK 7'sini aldı. Tüm yarışlar sentetik pistte koşulacak Lingfield'da. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla 7'li plase ve 1. üçlü ganyan başlayacak. 2 yaşlı tayların 1200 metre mesafeli şartlı koşuda 2 tay arasında geçeceğini bekliyorum yarışın. Bunların ilki William Buick idaresindeki 8 numaralı Raven Spurn. 2 kez koştu. Özellikle son yarışı Ascot'ta klas 3 koşuydu. Burası bir klas 5 koşu. 8 numara bugün için kazanmaya yakın. Rakibinin de 3 numaralı Chattrain Par olacağını düşünüyorum. O da bir kez koştu Kempton'da. Klas 2 koşu koştu. Yani çok daha zorlu rakiplerle koştu. Ekürüsünün kazandığı yarışta 5. ligde kaldı. 8'e rakip olacaktır. İkisini şanslı görüyorum. 3-8, 8-3. İkisi de eşit şanslıdır. Lingfield'da 6'lı ganyan ikinci koşuyla saat 15.55'te başlıyor. Yine 2 yaşlı tayların şartlı koşusu, dişi taylara mahsus 1600 metre sentetikte. 12 tayı izleyeceğiz. Burada da şablonuma tek yazdığım, bugün 2 tane tekim var. İlki bu ayakta, diğeri de 4. ayakta. Burada 1 numaralı Clement Action Kevin Stadt'la yarışı kazanacağını düşünüyorum ki bir kez koştu. Ascot'ta yine klas 2 sınıfında bir koşu koştu. Burası bir klas 5. Çok daha zorlu koşmuştu klas 2 Ascot'ta ve kazananın 1-1,5 boy gerisinde ikincilikte kaldı. Yani o performansını sergilemesi halinde bu rakiplerini geçecektir. Tek dezavantaj jockey Kevin Stott, aslında sevdiğim bir jockey ama son günlerde pek de formsuz, yani formu iyi değil. Benim gibi biraz formsuz. Yine de bir hata yapmaz ise yarışı kazanması lazım. 1 numara Clement Action için tek diyorum. Rakip yazmak isteyenlere 7 ve 6 numaralı taylar notlarıma yazdığım taylar ama yani kazanacağını düşünüyorum. Tek diyorum 1 numara için. 3. koşu 3 yaşlı taylara mahsus 2400 metre mesafeli bir koşu. Sürprize açık bir koşu. Sıra numarasına göre 2 numaralı Churchill Rose, 3 numaralı Phoenix, 4 numaralı Upepo, 5 numaralı Lizzie Lindsay, 6 numaralı Sao Timotay, 10 numaralı Alodia ve 11 numaralı Take My Brief. Benim şanslı gördüğüm safkanlar 2, 3, 4, 5, 6, 10 ve 11. Burada sizlere önerdiğim taylar 3. koşu için. 4. koşu 1600 metre mesafeli handikap koşu. Burada da yine fazla at yazdım şablonuma. Yine sıra numarasına göre söyleyeceğim. 2 numaralı Dutu Gamunu, sonra 3 numaralı No Turning Back, 4 numaralı Star For A Day, 5 numaralı Elusive Tiger, 6 numaralı Call Ever You Now, 7 numaralı She's Mirage, 10 numaralı Zakram ve 11 numaralı Tizlikeli eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ve 11. 5. koşu 1400 metre mesafeli handikap koşu. Diğer tekim de burada olacak. O da David Egan idaresindeki 2 numaralı Awesome Spirit olacak. Yarışlarını İrlanda'da koştu. Yeni sahibiyle Lingfield pistine çıkacak. Bugün için kazanacağını düşünüyorum. 2 numaralı Everson Spirit için tek diyorum. 6. koşuya geldiğimizde 1200 metre mesafeli handikap koşu. 2 ve 11 numaralı atlar ekürü koşacak. Burada 3 numara muhtemelen koşmaz arkadaşlar. Burada da 2 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 8 numaralı Mortgage Egan ile, diğeri de William Carson idaresindeki ekürülerden 2 numaralı Nordic Glory olacak. 6. koşuda şans verdiğim safkanlar 8-2-2-8 eşit şanslı olarak görüyorum. 7. ve son koşu 2000 metre mesafeli handikap koşu, 11 at yarışa kayıtlı. Burada da biraz fazla at yazmış olsam da 10 numaralı Phil Larson Creation 10 numara diyelim, okuyamadım ismini. 191 gün arası olan 11 numara 10 numara benim favorim. Sonra 4 numaralı Flight of Angel, 3 numaralı Olympicus, 11 numaralı Star of Epsom, 1 numaralı Bolt Rip. Kumda hiç tabeladan düşmedi. 63,5 kilo da olsa yine şans vermek lazım. 2 numaralı Mesuret Moment, Daniel Muscat'la ve son olarak 8 numaralı Expert Witness, yine şablonuma yazdığım safkanlar. Burada 10 numarayı da bir adım önde tuttuğumu söyleyebilirim. Sıralamamda 14, 3, 11, 1, 2 ve 8 oldu. 7'li plase için de notlarıma şöyle yazdım. Birinci koşu 3, ikinci koşu 1, 7, 6, 5, üçüncü koşu 4, 5, 6, dördüncü koşu 3, 5, 10, beşinci koşuda 2 tek, altıncı koşuda bir değerlendirme yapmadım. 7. koşuda da 14 ve 2 numaralı safkanları 7'li plase için notlarıma yazdığım atlar oldu. Değerlendirmelerim de bitti arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.